Kök eksi 2 kök 2 i demektir. Çünkü kök eksi 1 arkadaşlar unutmayın iyiydi. Haliyle kök eksi 3 i yine kök 3 i ve kök eksi 6 i de kök 6 i'dir. Kök 2 kök 3 kök 6 çarpımları 6. İ, i i i i küp neye eşit? i kare çarpı i'den eksi i'ye eşit arkadaşlar. Böylece cevabımız c şıkkı oldu. Bir denklemin köklerini delta yardımıyla buluruz. Eksi b artı kök delta bölü 2a bir köktür. Eksi b eksi kök delta bölü 2a diğer köktür. Hemen delta'ya bakarsak 4 eksi 16 delta negatif çıktı. Demek ki arkadaşlar kök delta da kök eksi 12 bu da ne demektir? E, 2 kök 3 i demektir. Kök eksi 1'in i olduğunu unutmayalım lütfen. Şimdi buna göre eksi b 2 artı 2 kök 3 i bölü 2. Diğeri de o zaman 2 eksi 2 kök 3 i bölü 2. 1 artı kök 3 i bir kök. 1 eksi kök 3 i diğer kök. Buna uygun şık hangisi arkadaşlar? A. Kenarlara bakalım şimdi. E haliyle bunlar eşlik dörtgense buraya A desem buraya da A diyeceksin. Otomatik neyi gördük? B uzunluğu aslında arkadaşlar 2 A'ymış. Sırf bunu göstermek için bu şekil var. Haliyle basit ama önemli. Artık burada kökleri A ve B dediğine göre kökler toplamı A artı B'dir. B gördüğümüz yere 2A yazarsak kökler toplamı 3A olur. Kökler toplamı da eksi B bölü A idi formülümüz 12 bölü 2. Haliyle arkadaşlar buradan A 2 oldu. A 2 demek B de 4 demektir. Kökler çarpımı da 2 çarpı 4'ten 8 olur. 8 eşittir C bölü A'dan M eksi 1 bölü 2. M arkadaşlar 17 oldu A şıkkı. İlla arkadaşlar kökler toplamı için ikinci dereceden denklem olmasına gerek yok. Böyle büyük bir şey de olabilir ama biz orada çarpanlarını ayırabiliyorsak çarpanlarını ayıracağız. Yoksa ikinci derece denklem olanlarda evet her zaman eksi b bölü a yapma hakkınız var. Diğerlerinde tabii yok. Sadece neyi göreceğiz bakın. Bir denklem 3x artı 2 sıfıra eşitleyen değeri nedir? Eksi 2 bölü 3. Ancak burada bakın sakın bunun bir tane kökü vardır o da eksi 2 bölü 3'tür demeyin. 3 tane kökü var. 3'ü de eksi 2 bölü 3. Sebebini göstereyim. Belki bazı arkadaşlar o yüzden patlamıştır bu soruda. Bak böyle. Görüyor musunuz? Aslında bundan 3 tane var. Haliyle 3 kök vardır. Kökler eşit diye almamazlık sıkın yapmayın. Yine geliyorum buraya. x kare parantezinde x eksi 2. Buradan bir kök arkadaşlar. 2 geliyor. 2 tane kök 0 0 geliyor. Ama zaten kökler toplamını sorduğu için eksi 2 bölü 3, eksi 2 bölü 3, eksi 2 bölü 3. Bir de oradan 2 geldi. Haliyle eksi 6 bölü 3'ten eksi 2, 2 daha 0 oldu B şıkkı. Soruda arkadaşlar kökler toplamı ve kökler çarpımına odaklanacağız. Aslında bunları dağıtmanız gerekiyor. Böylece bakın x1 çarpı x2 artı x1 artı x2 artı 1 eşittir 18 oldu. Şimdi x1 çarpı x2 nedir? Eksi b bölü a'dan 2m artı 1'dir. x1 çarpı pardon şu x1 çarpı x2'yi yanlış yazdık. Şuraya yazacaktım. E, buraya 2m artı 1 yazacaktım kökler toplamını. Kökler çarpımı da c A'dan m artı 1. Böylece 3m artı 3 eşittir 18 m 5 oldu b şıkkı. Şimdi arkadaşlar çözüm kümesi bir elemanlı demek çıkışık iki kök yani delta eşittir 0 demektir. Delta'nın 0 olması için basit bir şeye dikkat edeceğiz. b kare eksi 4ac 0 eşit olmalı b kare 4 acye eşit olmalı. Hemen tek tek başlıyorum bakın. Önemli olan o zaman maviler. Çünkü maviler B, işte burası A, burası C. Şimdi birden itibaren başlarsak 1. 1 olursa tabii ki 1 bölü 4 eşittir, AC olur. 2 tam sayının çarpımı 1 bölü 4 olmaz. O yüzden diğerlerini hızlı geçeceğim tamam mı? Önemli olan 4 katı olan sayıları bulmak. 2 olur. Çünkü arkadaşlar 2'nin karesi 4'tür. Biz bunu 4'e böldüğümüzde çarpımları... 1 olan sayılar nelerdir? A1'dir, C1'dir. Böylece birinci denklemimizi elde ederiz. A1, C1 ve B2 olmak üzere. Şimdi kutu için alacağım bunları. Dikkatlice izleyin. Devam ediyorum boşluklara. Ee, i̇kinci durumumuz arkadaşlar. Şey üçüncü durumumuz 9. 9'u hiç düşünmeye gerek yok. Neden? 9 bölü 4 iki tam sayının çarpımı değildir arkadaşlar. Geçtim. Şöyle olmayanlara çizik atayım. Daha doğrusu şuradayım. 1 yaptım, 2 yaptım. Mavilere bakıyorum. 3'deyim şimdi. O sarıları sileyim kafanız karışmasın. Geldik 4'e arkadaşlar. 4'te şimdi. 4'ün karesi 16. 16'yı 4'e bölersek çarpımları 4 olan iki sayı nelerdir? 2 çarpı 2. 4 çarpı 1 ya da 1 çarpı 4. Sonuçta bunlar yer değiştirebilir. 3 tane de denklem buradan geldi. B arkadaşlar 4 olunca. 5'i salla. 5... 25'tir karesi. 25 bölü 4 iki tam sayının çarpımı olmaz. geldik 6'ya. 6'nın karesi 36. Böl 4'e. B kare eksi 4 ac'den B kare 4 ac eşit ya o yüzden 4'e bölüyorum. 9 eşittir ac. İki sayının çarpımı bu tablodan yola çıkarsak ancak 3 ile 3 olur. Çünkü 9 yok burada. Buradan da bir tane denklem gelir. Şimdi 7'yi atladım çünkü karesi 49. 49 4'e bölünmez. 8'e geldik. 8'in karesi 64. 4'e bölersen 16 eşittir ac olur. Buradan 2 8 olur. 8 2 olur. 4 4 olur. 3 tane de denklem buradan gelir. Böylece kutu için aldıklarımdan 1 2 3 4 5 6 7 8 denklem ürettik C şıkkı. Bir örnek göstereyim mesela size arkadaşlar. Hemen kafanıza da takılmasın. B'ye kaç dedik mesela biz? 8 dedik değil mi? Bak. A'ya 2 de 2x kare. B'ye 8x dedik. C'ye de arkadaşlar ee, ne demiştik? 8. Gerçekten bakın. B kare eksi 4 ac 64 eksi 4 çarpı 2 çarpı 8'den 0 yapıyor. Örnek bir görüntü gösterdim size. Kökleri 2x1 ve 2x2 artı 1. Şimdi toplamları o zaman 2x1 artı 2x2 artı 2. Bu şimdi yeni denklem arkadaşlar. Bu denklemin köklerine e, a1 ve a2 dersek. A1 artı A2'yi buldum ben burada tamam mı? Şimdi bunu da nereden yararlanarak yapacağız? Yukarıdan. Şimdi x1 artı x2 üstteki denklemin kökleri olduğundan kaça eşit? Eksi b bölü a'dan 1. 2 çarpı 1 artı 2'den 4 oldu arkadaşlar. Geliyorum şimdi. Ee, a1 artı a2'den a1 çarpı a2'ye kökler. Birinci kök bu. İkinci kök bu. Ne yapacağım? Dağıtacağım. 4x1 çarpı x2 artı 2 parantezinde x1 artı x2 artı 1 çarptım. x1 çarpı x2 diğer ilk denklemde kökler çarpımından eksi 4 bir de önünde 4 var eksi 16. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 1 önünde 2 var. Eksi 16 3 daha eksi 13 oldu arkadaşlar. Demek ki 4 ve eksi 13 yazacağız. Nasıl? x kare eksi de tx artı ç eşittir 0'dı x kare eksi 4x eksi 13 eşittir 0. Cevabımız D şıkkı oldu. Kökleri 2x1 ve 2x2 artı 1. Şimdi toplamları o zaman 2x1 artı 2x2 artı 2. Bu şimdi yeni denklem arkadaşlar. Bu denklemin köklerine A1 ve A2 dersek A1 artı A2'yi buldum ben burada tamam mı? Şimdi bunu da nereden yararlanarak yapacağız? Yukarıdan. Şimdi x1 artı x2 üstteki denklemin kökleri olduğundan kaça eşit? Eksi b bölü a'dan 1. 2 çarpı 1 artı 2'den 4 oldu arkadaşlar. Geliyorum şimdi. E, a1 artı a2'den a1 çarpı a2'ye kökler. Birinci kök bu. İkinci kök bu. Ne yapacağım? Dağıtacağım. 4x1 çarpı x2 artı 2 parantezinde x1 artı x2 artı 1 çarptım. X1 çarpı X2 diğer ilk denklemde kökler çarpımından eksi 4 bir de önünde 4 var eksi 16. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan 1 önünde 2 var. Eksi 16 3 daha eksi 13 oldu arkadaşlar. Demek ki 4 ve eksi 13'ü yazacağız. Nasıl? X kare eksi de, TX artı Ç eşittir 0'dı. X kare eksi 4X eksi 13 eşittir 0 cevabımız D şıkkı oldu. Kökler tam sayı demiş arkadaşlar ona odaklanmalısınız. Kökler tam sayıysa m de tam sayıdır n de tam sayıdır. Çünkü kökler çarpımı da tam sayı olur to kökler toplamı da tam sayı olur. Böylece şunu da görelim x2 x1 artı 1'e eşit. Birinci kök arkadaşlar x1 ikinci köke x1 artı 1 dersek 2x1 artı 1 oluyor. Böylece x1 tam sayı olduğu içinin çift sayı olacak 2x1 bir de 1 eklersek Kökler toplamı arkadaşlar tek sayı. Kökler toplamı tek sayı bu kenarda dursun. Bundan dolayı kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dan eksi ne? Gördüğünüz gibi kökler toplamı tek sayı n de tek sayı oldu. Sonra kökler çarpımı. Ardışık iki sayıdan birisi tekse öbürü çifttir. Birisi çiftse öbürü tektir. Haliyle her türlü iki ardışık sayının çarpımı her zaman arkadaşlar çift sayıdır. Böylece c bölü a'dan m de çift sayı oldu. Artık m çift, e, n de tek olduğu için bu garanti doğru. Çarpımları da garanti çift sayıdır. E şıkkı olur. Bahçenin tüm alanından yeşil bölgeyi çıkarırsak tuğlalı kısım kalır. Tuğlalı kısmın alanını tek tek bulmak zorunda kalmayalım diye söylüyorum. Şimdi tüm alan arkadaşlar. Şuranın uzunluğu x, burası 3. Buranın uzunluğu da x. Kısa kenar 2x artı 3. Sonra burası x, burası 4. Burası da arkadaşlar x. Uzun kenarda 2x artı 4. Tüm bahçenin alanı 2x artı 4 çarpı 2x artı 3. Yeşil bölgenin alanı 4 çarpı 3'ten 12. işte geriye kalan kısım hakikaten tuğlalı kısım gördüğünüz gibi. Bu da 44'müş. 4x kare artı 6x artı 8x artı 12. Eksi 12 eşittir 44. Bunlar gitti. Böylece 4x kare artı 14x eşittir 44 yaptı sadeleştiriyorum. 2x kare artı 7x eşittir 22. Normalde ikinci derece denklem yaparım ama x'in negatif olmayacağını biliyorum ya. O yüzden şunu bu soruluk böyle bırakma hakkınız var. Buraya 2 verirseniz bakın 2 çarpı 11'den 22 oluyor B şıkkı. Payda eşitlersek geleceğini düşünüyorum. Bakın şimdi 3 artı kök içinde x1 çarpı x2 olacak böylece. Burası da kök x1. Biz kökler çarpımının C bölü A'dan 9 olduğunu biliyoruz. Şurası kök 9'dan 3 yaptı. 6 bölü kök x1 eşittir 6. Bunlar sadeleşti. Kök x1 1'e eşitse x1 1'miş. Kökler çarpımı 9 olduğuna göre ikinci kök ne olur arkadaşlar? 9. Çünkü birisi 1, bir, birisi 9 olmak zorunda artık. Böylece kökler toplamı x1 artı x2 10. Formülden yararlanırsak eksi b bölü a'dan m eksi 2. Böylece M arkadaşlar 12 gelmiş oldu 10 artı 2'den cevabımız A şıkkı oldu. Rasyonel sayı deyince bazen arkadaşlar yanlış anlaşılıyor hemen böyle kesirli sayı gibi evet o da olacak ama mevzu şu siz bir sayıyı A eleman Z ve B eleman Z olacak şekilde tabii payda sıfır olmasın A bölü B şeklinde yazabiliyorsanız o rasyonel sayıdır örnek 2 de bir rasyonel sayıdır 2 bölü 1 diye yazıyorum çünkü ya da 3 bölü 2 de rasyonel sayıdır. Eksi 2 bölü eksi 2 de bir rasyonel sayıdır. Buna göreceğiz. Haliyle rasyonel sayı aslında kökten kurtulan sayıdır. Böylece arkadaşlar delta'ya odaklan diyor. Bir denklemin kökü eksi b artı kök delta veya eksi b eksi kök delta bölü 2a. Şurası eğer rasyonel olursa yani kökten çıkarsa buralar zaten rasyonel olduğunda ki burada bakın 6 ve m de öyle. Haliyle arkadaşlar sıkıntımız ortadan kalkar. Demek ki benim orada 36 eksi 4 m artı 4 eşittir bir sayının karesi olması lazım. Ona bir t diyelim böyle. Ki delta'yı bunun içine yazınca dışarı çıkabilsin. Artık arkadaşlar 40 eksi 4 m bir sayının karesi olmak zorunda. m buradan neler olabilir? Şimdi bir kere 4 parantezin alırsak 10 eksi m deriz. 4 zaten bir sayının karesi. Buranın da bir sayının karesi olması için en küçük verebileceğim sayı 1. Çünkü 9 yapar. 9 kesinlikle bir sayının karesidir. M'ye arkadaşlar sonra 4 olması için kaç veririm? 6. Çünkü 10 6'dan 4 olur. Bakın 4 bir sayının karesidir. Zaten yanındaki sayının karesi 4. Problem yok. M'yi arkadaşlar 9 verebiliriz. Çünkü 9 verdiğimizde 10 eksi 9'dan 1 yapar. Evet 1'de 1 de bir sayının karesidir. Demek ki M'ye verebileceğimiz arkadaşlar 3 tane sayı varmış. Pozitif sayı demiş. Bir dakika onu da unuttuk pardon. Bir de m'ye 10 verebilirim. Neden? 0'da arkadaşlar 0'ın karesidir. Böylece m 1, 6, 9, 10 oldu. C şıkkı 4 tane farklı değeri varmış. Çözüm kümesi tek elemanlı diyorsa delta eşittir 0'dır. Delta'ya girmeye gerek var mı bakarız ama en azından şunu söyleyebiliriz. x1 eşittir x2'dir arkadaşlar. Haliyle kökler toplamı x1 artı x2 2 tane x1 veya 2 tane x2 eşit olur. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan b bölü a'ya eşit olacaktır. Herhangi bir kök o zaman delta'ya gerek kalmaksızın b bölü 2 a olarak söylenebilir bu soruya mahsus. Ve soru bize zaten 36 a eşittir 5 b bağıntısını vermiş. Ben o zaman a gördüğüm yere 5 b bölü 36 yazayım. Bakın şimdi herhangi bir kök zaten ikisi de aynı birbirinin 2 çarpı 5 B bölü 36 oldu. Bunlar gitti. Yukarı alırsak arkadaşlar sadeleştirip böylece 18 bölü 5 oldu kök. Şimdi ondalıklı sayı olması için 2 ile çarpacağım. 36 bölü 10 yani kök arkadaşlar 3.6 oldu. Kök 3.6 olduğuna göre artık x1 3 olmuş olur. x2 de arkadaşlar 6 olur. 3.6'ya çünkü x1 diyordu. Şuradaki 6'ya e x2 diyordu. Bunların çarpımı sorulmuş. 18 C şıkkı.